Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Biraz ışık diyor, çap orada hemen. Şimdi biz bugün, ben uzun zamandır video çekmiyorum, farkındayım. Bugün 28 Ekim. Aynen, kızımın doğum günü aslında ama biz dün kutladık onu. Bugün de eşimle birlikte böyle kısa bir 2-2,5 günlüğüne Sapanca'ya tatile gidiyoruz. Biraz aslında doktor önerisi, yani tatil dediğimde mecburiyetten oldu. Annem de şey dedi, siz gidin bari dedi, ben Asya'ya bakarım. Ve ilk defa kızımdan ayrı kalıyorum yani. Gerçekten ilk defa. Bir saniye hayatım. Çünkü çok sabitleyemedim. Yok, hareket etmeyecek. Ha, okey. Montunu çıkarsın. Neyse. Öyle işte gidiyoruz. Bende navigasyon falan açık olacak. Navigasyon, o yüzden yolu falan çekemeyebilirim ama gittiğim zaman oraları falan çekmek istiyorum. Bu tatilimizi de sizinle paylaşmak istiyorum. O yüzden artık görüşürüz. Şimdi biz geldik. Bungalovun önündeyiz. Böyle çok az bir işleri daha kalmış. Onların bitmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra gireceğiz. Zaten girdiğim zaman buraların videosunu falan da çekerim. Bu arada şuralardalar. Görünmüyor. İnince gösteririm zaten size de. A few moments later. Buradan giriş, hemen kilidimizi vurduk. Hani etraf şu şekilde kapalı zaten. Asla ve asla gözükmüyor hiçbir şey. Arabayı buraya bıraktık. Burada ne bileyim, bir, iki, bence üç araba bile sığabilir buraya. Arkalara gitmiyorum. Arkaları göstermeye gerek yok herhalde. Bu şekilde. Bu arada bir saniye, şöyle. Bir. Küçük bir ev. Hemen buradan böyle yavaş yavaş taşların üstüne basarak hemen aşağı inelim. Hava biraz soğuk. Biraz değil, hava soğuk. Kış ayındayız çünkü. O yüzden biz havuzumuzu kullanmayacağız. İniyorum ama yine de. Böyle örnek veriyorum. Birkaç arkadaş da gelip hani buralarda rahatlıkla oturabilirsiniz diye düşünüyorum. İki tane şey var. Hava sıcak olsa tabii ki de havuz kullanılırdı ve çok da güzel bir havuz var. Kullanmayacağımız için temiz de değil. Şöyle göstereyim. Bu benim eşim. Bu benim bey. Şu şekilde hemen göstermiş olayım. Allah'ım ya Rabbi. Hemen tekrardan yukarı çıkıyorum. Biz kendimize terlik getirdik. Ev terliği getirdik. Çünkü içeri ayakkabıyla girmek istemiyoruz. Hemen. Diş, aynen. Onları zaten içeri girince hepsini göstereceğim. Burada akşam belki ateş yakabiliriz. Değil mi akşam? Kahvemizi falan, kahve aldık. Hemen buraya her şeyleri bırakmışlar. Bize de söylediler. Çok tatlı. Jacuzzi odası. Hemen de artık şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi daha içeri dahi girmedik. Burada bir tane hani sigara içmek isteyen olur falan diye bırakmışlar. Aynı şekilde buraya da artık içeri girelim. Arkadaşlar içeri girdik ve içerisi gerçekten sıcacık. Yani ya dur, anlatıyorum hemen. Olsun. Şimdi arkadaşlar biz geldik, daha içeri adım atmadık. Dedim ki içeri adım atmadan önce şuraları falan bir çekelim istedim. Birazcık da size tanıtmış olayım. İsmi havlularda yazıyor. Oradan bakacağım, inanın hatırlamıyorum. O yüzden kamerayı çeviriyorum ve girişten itibaren başlıyoruz. Şimdi hemen göstereyim. Zaten çok küçük ve çok güzel. Hemen televizyonumuzun olduğu bölümden gösterelim. Sağ olsunlar. Müzik açmışlar. Bu ısı veriyor aşağıdan. Çok güzel. Ve görüntüsü de gerçekten çok güzel. Hemen kapıdan zaten her şeyi buraya bıraktık ve hemen videoya başladım. Bu arada bu yetmezse diye klimamız bile var burada.
hemen bu televizyonun yanındaki odaya geçmek istiyorum. Bu arada aksesuarlara bayıldım. Hayalimdeki hemen bu odaya geçmek istiyorum. Bu odanın manzarası zaten apayrı. Çok güzel bir manzarası var. Ondan sonra büyük bir jacuzzi'miz var. Ben burayı tercih etmemin sebeplerinden biri de bu jacuzzi'ydi. Havuza giremeyeceğiz. En azından bari dedik ki hani havuz karşısında jacuzzi'ye girelim. Hani kış olduğu için. Bu arada her şey var. Yani havludan tutun terliklere kadar. Buralarda da minik minik duş yerleri. Bakayım bu ne? Bu da şampuanmış. Bu şekilde. Hemen buradan. Hadi buradan da çıkalım. Mutfağa gidelim. Gel hemen bu şekilde. Ha, önce dur, mutfağa değil, oturma odamıza. Bu arada bilmem koltukları fark ediyor musunuz? Hepsini gayet güzel süpürüp silmişler, izleri bile duruyor. Ve tertemiz biz aldık. İnşallah tertemiz de bırakacağız. Burada bir tane yemeğimiz var. Güzel kıpkırmızı. Hemen mutfağımıza geçelim. Mutfakta küçük bir buzdolabımız var. Herhalde bir öncekinden bir iki bir şeyler kalma. Onları kullanmayacağım. Çünkü ben alışverişimi yaptım. Aa, bu arada ayakkabım varmış burada. Evet. Şimdi fark ediyorum. Video çekerken fark şu ediyorum. Mu? Evet, bu bir ayakkabılık. Hmm. Ondan sonra mutfağımız küçücük, çok hoş. Sıvı sabunlarımız falan, bardaklarımız anca zaten. Aa bak kahve. Bak bunları ben şimdi fark ediyorum. Her aynen, şey var, her gerçekten. Varmış. Kahve makinemiz, çay camımız. Ben getirmiştim gerçi ama. Tuz, baharat falan her şey var. Aynen. Bir de tuz falan da almıştık. Belki dedik yoktur ama her şey var. Ondan sonra hemen şu detaya bakar mısınız yalnız? Çok güzel. Sana benziyor. Aynı sana. Hemen banyomuza geçelim. Banyomuz çok şirin. O kadar tatlı bir banyo ki. Şurası hemen zaten duşakabin. Şu yağmur mu diyorlar onu bilmiyorum. Böyle çok tatlış. Hemen çekelim. Kırmızı küçük bir şeyler. Bu arada şöyle hemen ismimiz de zaten budur. Ama alanı çok güzel kullanmış. Evet. Hoşumuza gitti yani. Bakıyorum. Kurutma makinesi. Evet. Bir adet kurutma makinesi buldum. Şimdi artık ben aldım. Yukarı çıkıyoruz. Beraber çıkalım. Son olarak da yukarı hemen birlikte çıkıyoruz. Hoppala. Uy bir dakika yukarı çıkmam. Şöyle ay burası sıcacık. Gerçekten burası aşağıdan daha sıcak. Bir saniye şöyle geri gidiyorum ve şu şekilde. İki kişilik çok tatlış bir yatak var. Başlarda prizler var. Işıklar var. Buradan da hemen aşağıya çekeceğim. Hemen şu şekilde de inelim. Şunlara bayıldım ya. Gerçekten. Bakar mısınız? Yani bir evim olsa köy evi böyle yapmak isterdim açıkçası. Vallahi bize iyi tatiller diliyorum. Umarım fiyatı da bu arada bir baktığım birçok yere göre çok uygun ve çok da iyi bir fiyatı vardı. Zaten ben buralara etiketlemeleri falan her şeyi koyarım diye düşünüyorum. Tatil boyunca çeker miyim onu da bilmiyorum ama bu videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Şimdi biz... Ay gülesim geliyor, çok affedersiniz. Ne yaptık? Böyle biraz televizyon izledik, film izledik falan filan derken. Bu arada Bipost'a aşağı indik. Birkaç bir şeyler aldık. LED falan aldık kendimize. İkidir yanıyor cebimde. Öyle tekrar eve geldik. Dedik bir ateşbaşı yapalım. Bütün olan odunların hepsini de bitirdik. Yarına hiç odun kalmadı. Öyle işte yarın sabah kahvaltı olacak. Kahvaltımız gelecekmiş. Zaten devamlı çekmeye çalışacağım size. Şu an şarjım %5 ve o yüzden çekemedim. İçeri girip de takmaya üşeniyorum açıkçası. Öyle. Şimdi arkadaş, yani şimdi değil de biz şimdi dışarıdaydık, eve geldik. İnanılmaz duman kokmuştuk. Hemen bir banyo falan yaptık. Sonra ortalığı ben 2 dakikada topladım. Şimdi hemen uykuya çıkacağız artık. Şöyle.
kapladım etrafı. Bulaşıklarımı da yıkadım. Zaten birkaç tane bardak vardı. Kola, kola falan içmiştik. Bir de su kaynattık tencere. Öyle gerekiyordu o yüzden. Öyle işte, şimdi de artık odaya yukarı çıkıyoruz. Günaydın arkadaşlar. Ben uyandım. Çünkü uyuyamadım. Yani nasıl uyuyamadım? Alışkın olduğum için Asya'ya her gece kalkmaya. Hatta dedim ki ya burada da yatarım, burada da uyurum. Çünkü Asya'ya her kalkışımda çok uykum falan oluyor. Ama öyle olmadı. Uyandım. Yani hatta bu sabah da kahvaltıyı 10-10.30 dedik yani. Çünkü hani dedim belki 10'a kadar uyurum. Ama şu an saat 9. Biraz bir tık daha erken. Yani 8.30-9'a doğru kalktım. En son dedim ki bizi bir üst kat, aşağı kata göre çok çok daha sıcak. Dedim ben iniyorum, çok da sıcak oldu. Öyle işte şimdi indim, geldim. Akşamdan zaten bu alt katı toplamıştım, gayet temiz ve toplu. Şimdi kahvaltı gelecek fakat ben yine de bir çay demleyeceğim. Çünkü ben dışarıda yapılan çayları pek sevmiyorum. Yani kendim yapmam gerekiyor içmem için. İçmek de istediğim için kendim yapacağım. Öyle ekmeği aslında biz her şeyimizi almıştık. Dün küçük bir aksilik çıktı. Çok yani çok küçük bir aksilik çıktı. Kahvaltınızı biz size vermek istiyoruz dediler. Biz de tabii ki de dedik. O yüzden ben kendi malzemelerimle yapmayacağım. Ama onlar bize getirecek. Kendi malzemelerimle de artık şey, ne bileyim, öğle yemeği, akşam yemeği falan yapacağım. Öyle. Şimdi bizim kahvaltımız geldi. Evet, termos koymuşlar. Fakat ben çayımı da demlemiştim zaten. Termosumu şuraya koyuyorum. Dur, açıyorum. Bir şekilde. Çok güzelmiş. Şunu tutar mısın? Heh, teşekkür ederim. Böyle küçük küçük şeyler var. Ya Rabbi, ya Rabbi. Şöyle bir çıkartalım da. Şimdi ben kahvaltıları koydum. Çayı kendi demlediğim çaydan koydum. Böyle. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Gayet güzel, hoş bir kahvaltıydı. Ben kendi demlediğim çayımı içtim bu arada. Diğer çayı kesinlikle dokunmadık. Çünkü benim hoşuma gitmiyor demiştim zaten. Bir tık sabah biraz moralim bozuldu. O da kızım biraz hastaymış. Evde annemle konuştuk. Yani öksürüyor. Şimdi soğuk algınlığı ilacı Asya'ya vermemeye çalışıyoruz. Çünkü en son verdiğimiz zaman küçük bir herif, küçük değil, büyük bir nöbet geçirmişim falan filan. Doktorumuz asla soğuk algınlığı, yani grip ilaçları vermeyin demişti. Şimdi de biraz öksürüyormuş falan, bayağı yani burnu falan da tıkalıydı. Şimdi hemen randevu aldım hastaneden. Pendik Medipol Hastanesi'nden hemen randevu aldım. 1.45 temine. İşte oraya gidecekler. Dedim gelelim mi? Yok dedi annem. Yani şu anda bir gelmenize gerek yok. Aşı olacaktı bugün. Dedi ki hasta çocuğa aşı olmaz. O yüzden onu ya yarına ya da ertesi güne, yani artık bu hafta içerisinde bir gün mutlaka yaptırırız. Öyle yani, biraz ona canım darlandı ama şu bir ya biraz sesini duydum, kalktı hani daha iyiydi. Uzaktan sesleniyor, mami öğrenmiş, anne yerine bana mami diyor bu arada. Babasına da ara sıra dedi diyor. Anne ve mami'yi de bana çok karıştırıyor yani, ya kendi istediğini söylüyor. Neyse yani bir aksilik çıkmazsa bu akşam da buradayız, ondan sonra biz zaten döneceğiz iş yanına. Şimdi arkadaşlar saatlerimiz 11.40-45 falan, yani 12'ye geliyor. Biz çıkışımızı yaptık. Buradan direkt Kartal'daki IKEA'ya gideceğiz. Oradan çünkü birkaç bir şey bakacağız. Almak için değil, bakmak için. Bir de soracağız yani alabilirsek Erzurum'a nasıl yollayabilirler eve falan filan diye. Onları da biraz sorup araştırdıktan sonra artık kızımızın yanına gideceğiz. Kızımız biraz dediğim gibi hastaydı.
Çok da böyle görüntülü asla zaten konuşmadık. Annemle de çok kısa hızlı hızlı konuştum. Çünkü gerçekten ben kızımla ilk defa ayrı kaldım ve ilk akşam kesinlikle uyuyamadım. Asya'nın uyku saatlerinde, süt içme saatlerinde uyandım yani ben de. Bu akşam bir tık daha iyi uyudum. Öyle işte, şimdi gideceğiz. Yine oradan da bir şeyler çeker, öyle de günümüzü kapatırız artık. Şimdi arkadaşlar ben neredeyim? Arkam dağınık. Çok da dağınık değil. Bir iki bir şey var. Neyse, ben kendi evime geldim. En son size sanırım bungalovdan çıktıktan sonra Ikea'ya gideceğiz demiştim sanırsam. Ya da gidiyoruz mu bir şey demiştim. Biz Ikea'ya gittik. Beğendik. Yani bu arada simit yiyordum da simidin tanecikleri kalmış ağzımda, kusura bakmayın. Ne diyordum? Dur şöyle yapayım. Bir tane dolap beğendim orada. Çok hoşuma gitti. Eşim de beğendi. Ama yaptırabilirsem burada o dolabın aynısını yaptırmayı düşünüyorum. Yaptıramazsam da onu sipariş vereceğiz. Ama hani bu aralar değil. Bu arada biz arabamızı satılığa çıkarttık. Söylemiştim sanırım satacağız diye ama arabayı İstanbul'da bıraktık. Yani biz uçakla geri döndük. Orada satılacak. Artık araba satıldığı zaman o dolabı da o zaman hani yaptıracağız falan, eğer yaptırırsak. Neyse. İşte dün de normalde hamama gidecektik ama Zeynep Asya çok hasta. Yani bronşit başlangıcı ve nasıl desem çok kötü öksürüyor yani. O yüzden onu iptal ettik. Ve dün bütün gün evdeydik. Biz bu arada buraya Erzurum'a kargo yaptık. Bavullarım çok büyüktü, çok ağırdı. Ve çoğu bir şeyler sığmadı. Yarısını kargo yaptım. Ondan sonra Asya'nın bir montu vardı. Onun aynısı, bir tık büyüğünü aldım. Doğum günde hediye gelmişti çünkü. Aynısı, bir tık büyüğü. Onu değiştirdik. Sonra bugün işte bu sabah 9.30'da bizim uçağımız vardı. Zeynep Asya dün gece artık 1 oldu saat ve yine en son ben uyuttum onu yani. Annem benden anneme gidiyor, annemden babasına, babasına olmuyor. En son annemin yanındaydı. Kalktım, ben dedim ki ben uyutayım bari. O şekilde uyuttum onu zor bela. Sabah da 7'de falan mecbur kaldırdım onu. Ağzına bir lokma sürmedi. Deli gibi ağladı, hiç kalkmak istemedi. Zaten burnu akıyor, öksürüyor. Arabaya bindik, arabada gelene kadar affedersin ama kustu yani. Bu balgamını attı, midesinde zaten bir şey yok olan suyu attı. Bir gıcık oluyor, suyu içiyor, onu çıkartıyor. Gelene kadar çıkarttı yani. O öksürükle alakalı bir şey. Ondan sonra neyse, Tunağan benim kuzenim var, o da bize gelmişti. Arabayı ona verdik ve geri gitti o. Biz de oradan işte geldik. Havalimanında bir tık daha iyiydi Asya. Artık uçağı bekleme son zaman şeylerinde biraz iyi başladı derken uçağa bindik, oturduk. Artık Asya tam 2 yaşını doldurduğu için tam bilet alıyorlar ona ve bir tane koltuğu vardı kızımın. Ve çok rahat ettik. Gerçekten evet, tam bilet alıyorlar ama bir koltuk bize ait olduğu için gerçekten çok rahat ettik. Zaten üçümüz bir sıradaydık. Öyle oturduk falan, tam kalkış esnasında, kalkmaya böyle 1-2 dakika kala Asya çıldırdı tabii ki de. Sütünü falan içmişti, bitirdi sütünü, çıldırdı, deli gibi uyku kafasına vurdu yani uyku. Ondan sonra uçak bir anda hızlanınca uçağın sesiyle bir durdu, ne oluyoruz dedim falan derken beni elleyerek uyuyor kızım. Beni elleyecek, öyle uyuyacak. Tam uçak kalktı derken onu aldım kucağıma, geldi durdu Allah'tan, biraz elledi beni derken iki piş 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 derken artık uyudu. Onu da hemen kendi koltuğuna yatırdık öyle güzelce, ne inene kadar, hatta inene kadar uyudu neredeyse. Ben onu uçak, belki bazı uçaklar bir anda yere vuruyor ya, öyle vurur rahatsız olur, kafası da koltuğa vurur diye de kucağıma aldım. Yoksa o devam edecekti uykusuna. Ama biz çok rahat ettik uçakta. O uyuduğu andan itibaren kendi de rahat etti.
Eve geldik. Eve gelir gelmez hemen babasıyla Asya'yı attım bir odaya. Dedim siz burada kalın. Evi havalandırmam lazım. Hemencecik evi havalandırdım. Temizliğimi yaptım. Zaten temizdi, sadece bolcana toz vardı. Tozunu aldım, sübürgemi çektim falan filan her şeyi yaptım derken Asya ağzına asla bir lokma dahi bir şey sürmedi. Anca süt içiyor. Öyle derken bir saat salladıktan sonra uyudu. Biz de yeni çayımızı içiyoruz yani. Bu artık vlog kapatayım yani. Ne oldu, ne bitti? Bunu nereye ekliyorum bilmiyorum ama bunun devamında belki gelir. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.